Delimine sahaya atladı biliyorsun. Prim için mi atladı? Mikrop Avcısı serisini çaldığı için Orkun Işıtmak'a kızgın mısın? Merhaba YouTube izleyicileri. Bana Yalan Söyle programının bugünkü konuğu Uras Benlioğlu. Hoş geldin Uras. Hoş bulduk. Uras, çok uzun zamandır seninle video çekmek istiyordum. Geldiğin için çok teşekkür ederim. Ya kusura bakma, doğum girdi araya. Biliyorum, yani evet. Bir ton bayram girdi, bir ton şey oldu, kusura bakma. Yok. Ya. Hazırsan hemen sorulara başlayayım. Başlayalım abi, çok garip. Enteresan hissediyorum. Gerginlik falan var mı? Var tabii ya, hiç böyle bir şey, yani filmlerde gördüğümüz hadiseler bunlar yani. İnanıyor musun dedektörün gerçek olduğuna? Anlattın bana, anlattığın için mantığım doğru diyor yani bence. Çünkü bunların ne işe yaradığını söyledin, bunların ne işe yaradığını söyledin. Altta bile bir şey var. Yusuf sensörü. Evet aynen, iki tane zaten. O yüzden ben zaten inanıyorum. Birazdan da göreceksin, bakalım. Deneyimleyeceksin. Gelen soruların yarısı Serkan'la ilgili. Seko demişler, Serkan demişler. İyi bir arkadaşlığınız da var onunla. Seko'yla parayla mı arkadaş oldunuz? Ya para için mi arkadaş oldunuz diye sorulmuş. Anladım. Hayır. Doğru. Hatta arıyor şu an. Alo. 12 yaşından beri arkadaşım abi. Ben para ne demek tam bilmiyordum bile. Bir de bizim çocukluğumuzdaki 12 yaş şimdiki 12 yaş gibi değildi. Çocuktuk biz yani gerçekten. Şimdikiler daha cabbar, daha çok şey biliyorlar yani. Evet. Gerçekten. Ben 12 yaşında sarı pijamayla dolaşan sokaklarda bir çocuktum yani. Şimdi YouTube var o yüzden. YouTube, dünya çok değişti. Yani internet. Yani Serkan benim 12-25 senedir, çeyrek asırdır en yakın 2-3 arkadaşımdan biri. Peki YouTube'a para için mi başladın? Evet. Gerçi direkt evet deyince dedektöre bakasın da gelmiyor artık yani. Evet abi yani 32 yaşında başladım YouTube'a ya. Taş mı yiyeceğiz? Yani 15 sene çalışmışım. Düşsene. Kayınpeder Show TV'de çalışan, Ali Kırca ile beraber çalışan bir muhabire kız veriyor. Sonra işsiz. Yani. Peki YouTube deyince istifa YouTube ettim ben. Nasıl açıkladın onlara? Video çekeceğim, para gelecek. Vallahi abi anlayana kadar biraz hiç sıkıntı yaratmadılar. Ne benim annem ne babam. Sadece abi karım Rana, yani eşim. Böyle diyordum, bugün 45 kuruş kazandık Rana falan. Saçları diken diken oluyordu ama inandı bana ya. Yani o olmasa olmazdı. Sonuçta o süreci beraber atlattık. Tabii tabii yani. Olmazdı yani. İstediğin kadar maço ol, hiç fark ettirmeden son kararı kadınlar verir abi. Orası öyle abi. Yani bir kadın bir şey istiyorsa elde olur ediyor, abi. İstemiyorsa da yine onun dediği oluyor yani, yapacak bir şey yok. O deseydi, ne yapıyorsun sen? Git çalış adam akıllı bir yerde dese hiçbir şey diyemezdim abi. Sürekli yaptığı zaman mutlaka bir gün sen de bıkıp... Evet evet, tabii şey de öyle olurdu yani. Ama sağ olsun hep arkamda durdu. Kamil de var. Şey demişler, Seko'yu Kamil'den daha mı çok seviyorsun? Evet. Aslında bunun cevabını az önceki şeyden ben, de almıştık. Aynen, evet. Ben Seko'yu dünyadaki hemen herkesten daha çok seviyorum. Yani anam, babam, kardeşim, eşim, çocuklarım, işte akrabalarım. Birçok akrabamdan daha çok hatta belki seviyorum. Onlar dışında Seko benim kardeşim ya. Kardeşim var, Turkuaz. Seko da onun gibi yani. Hani bir fark yok. Hani daha bir insan nasıl sever kan bağı olmayan birini bilmiyorum yani açıkçası. Peki YouTube videolarında hiç clickbait yaptın mı? Evet. Evet, yapmış. Son 2-2,5 senedir yapmıyorum. Ondan önce de çok yapmadım. Yani hani böyle sırf clickbait ile ilerleyen kanallar var. Evet. Ben onlardan biri olmadım hiçbir zaman. Ama bazı 1-2 videomda aslında clickbait değil ama clickbait gibi anlaşılabileceğini bildiğim halde o fotoğrafları koydum. Ama clickbait değil aslında. Fakat bir kısmın öyle anlayacağını biliyordum. Yani ben sonuçta düşünen bir insanım yani. Ama son 2-2,5 senedir zaten çok açık benim kapak fotoğraflarım. Yani aşırı derecede açık yani. İncelediğim ürün ve ben. Hani yani bunun üstüne nasıl bir clickbait yapamam yani istesem de. Sadece biraz manipüle ediyoruz. İşte Ukrayna atıştırmalıkları diyoruz. Beni böyle bir Ukraynalı gibi yapıyoruz ya falan. O clickbait değil o. Komedi o işin yani. Şey evet aslında. Yani onun dışında albenisi. Ama bazı kanallar var abi. Hala
sadece clickbait ile ilerliyorlar. O da onların tercihi. O da onların tercihi, evet. Sen YouTube'a ilk başlayanlardansın. Bazı kanallar sonradan seni geçti mesela. Buna üzülüyor musun? Hayır. Ya şöyle abi, hayır diyorum çünkü ya zaten geçen kanalların hepsi bir şekilde orada tanışıyoruz, burada tanışıyoruz, arkadaş oluyoruz, kardeşimiz oluyor. Ben de iyiliklerini istiyorum, hoşuma gidiyor yani, çocuklar ilerliyor falan. Ama benim şöyle bir handikapım var abi, ben 37 yaşındayım yani. Yani benim kitlem doğal olarak onların kitleleri gibi değil. Elbette benim de çocuk takipçilerim var. Yok yani, yok dersem yalan söylemiş olurum. Ama onlara göre daha az. Öyle olunca da YouTube zaten kendisi genç. Evet. YouTube'daki genel kitle de genç. Tabii. O yüzden ne kadar gençlere hitap edersen o kadar fazla abonen olur. O kadar fazla videona like gelir. O kadar fazla videona yorum gelir. Sevmediğin YouTuber var mı? Evet. İşte o biraz o karışık bir şey yani, sevmemek ya, haz etmemek daha doğru bir şey ya, kimseyle bir ortamda buluşup tartışmışlığım bile yoktur yani. Çünkü zaten işimizi yapıyoruz. Bugün varız yarın yokuz yani, ama burada bir şey yakaladım. Haz etmemek yani, başka bir şey. Gelen sorulardan da yola çıkarak, şimdi seni çok sıkıştıracağımız bir şey yok. Sorulardan da gördüm. Öyle bir insan değilsin zaten. Bu soru çok gelmiş. Bunu da hemen sorayım. Mikrop Avcısı serisini çaldığı için Orkun Işıtmak'a kızgın mısın? Evet. Keşke hayır deseymişsin ya. Biraz action olurdu. Doğru, bu da doğru. Ya abi kızgınım herife. Yani insan en azından nereden gördüğünü söyler. Birçok YouTuber dışarıdan görüp uyguluyor bizde. Yani bu büyük kanalların hepsi öyle bizde. Ben kimseyi yargılamıyorum da bu arada. Sen bu mikrop olayını ya da kirlilik olayını bir yerden görüp mü uyguladın? Yok, dünyada bunu yapan YouTube kanalı yoktu. TLC diye bir televizyon kanalı var. Orada titizlik hastaları diye bir belgesel vardı. Ben o aleti orada gördüm. Ama bunu bir YouTube formatı haline ben getirdim. Kimse yapmadı bunu dünyada. Yani anlatabiliyor muyum? O yüzden hani sen oradan aldın da öyle bir şey yok. Dünyada benden başka yapan YouTuber yoktu bunu. O yüzden kızgınım Orkun'a. İnsan bir söyler. Yani der ki Uras'tan aldım bunu. Yani helali hoş olsun derim ben de. Ha yine olsun yani, yaparsa yapsın bana ne, umurumda bile değil de kızgınım yani Orkun'a. Fakat şöyle bir şey oldu. O videolar sayesinde benim videolarım izlenmeye başladı. Ya YouTube öyle bir şey çünkü. Öyle de bir artısı var. Evet yani, dünyada ilk ben yaptığım için önerilmiyordu herhangi bir şeyin yanında. Anlatabiliyor muyum? Şimdi öneriliyor artık. Tabii şimdi artık Orkun yapınca benim videolarım 4-5 ay önce çektiğim video yine az da olsa izlenmeye başlıyor yani. İyi. Sağ ol canım benim ya. Ama söyleseydi daha delikanlıca bir hareket olurdu yani. Ben delikanlılığı severim. Bak herkes iyi insan olabilir. Ama herkes delikanlı olamaz abi. Sen sokak görmüş insansın. Bizim jenerasyonun sokak gördü. Birçok insana bak bu iyi bir abidir falan denir. Ama çok delikanlı adamdır. Bak o zordur işte. Denmez, doğrudur. Delikanlı olmak zordur yani. Doğrudur. Sosyal medya olmasa işsiz kalır mısın? Hayır. Gerçi sana sorulacak soru değil bu ya. 15 sene televizyona sene vermiş bir aynen, adamsın. 15 yani. Sene televizyonculuk yaptım. Bir telefonla şimdi... Yani bu ben iş bulurum abi. Ben iyi bir televizyoncuydum çünkü. Ama yeni jenerasyonda yani YouTuber'lar arasında birçoğu işsiz kalır. Ama o kadar gençler ki öğrenirler bir iş yani. Yok, mutlaka öğrenirler yani, ama yani, bir afallarlar yani. Bizim şey hariç, bizim çocuk hariç, Yusuf hariç, Reyna hariç. Bir gün bana bile söyledi, bir gün muhabbet ediyoruz abi dedi. Kapanırsa kapansın, çıkarım dedi tezgahın üstüne. Domates satarım dedi. Sattım dedi. Benim babam manav abi dedi ya. O yüzden Yusuf başka, biz başkayız. Yani onun karakteri yıldız. Bizim içeriklerimiz. Kumaşında yıldız kumaşı var diyorsun. Var. Allah vergisi. Ona nasip etmiş. Allah vergisi, öyle bir tarafı var. Türkiye'de de tek diye düşünüyorum. Şu anda tek diyorsun. Evet yani elbette biri çıkar. Ama şu anki isimler arasında ben dahil yani, herkes yani, Tarkan dahil. Bu çok iddialı olacak belki ama kısa bir süre içinde belli olur aynen, zaten. Aynen çünkü yani artık onun zamanı. Tarkan'ı daha karizmatik falan diyese onun zamanı yani.
Tarkan artık evlendi, barklandı. Yani bizim işimizin bir yaşı var. Yaş geçiyor. Bir abi, doymuşluğu var. Tabii. Yusuf Erşek'in çok başında aslan gibi. Sahne onda artık abi. Onda. Yani ve bunu çok iyi değerlendiriyor. Orkun'dan bahsettik. Yusuf'tan bahsettik. Bir de son zamanlarda Delimine sahaya atladı biliyorsun. Şimdi herkes konuştu bununla ilgili. Senin fikrin nedir abi? Sence prim için mi atladı? Hayır. Aa, öyle mi düşünüyorsun? Tanıyorum çocuğu ya. Doğru, öyle düşünüyorum. Ona inanıyorum gerçekten. Yani. Tanıyorum çocuğu abi. Abdü iyi çocuktur. Yani bence bir böyle bir gaza geldi. Öyle mi diyorsun? Yani bana öyle geliyor. Yani çünkü bir hazırlığı yok. Bu profesyonel bir kanal, öyle bir şey yapacak olsa karşıya da bir tane kameraman oturtur. Öbür diğer tarafa. Tribüne. Buraya da oturtur. Yani gücü de var buna. Yani her şeyini çeker. Sen acaba televizyoncu olduğun için mi böyle düşünüyorsun? Belki öyle bir planlamamıştır. Ya bilmiyorum, ben böyle düşünüyorum abi. Ve yani hani bir de kötü etkilendi bundan. İnsan neden kariyerini planlayıp şey yapsın, baltalasın. Anlam baltalasın ki. Yani, belki öngörememiştir. Burada da benim onu suçluyormuş gibi bir şeyim olmasın. Ben sadece fikir yürütüyorum. Sen kötü polis tabii canım, yani elbette. Yani ya, Abtü'nün bunu bilerek, isteyerek, planlayarak yaptığını, daha önceden yaptığını düşünmüyorum. Düşünmüyorsun. Oraya çıkmıştır. Ha belki de hani ünlenirim diye de düşünmüş olabilir. O sırada belki. O, ama o an yani. Geçen hatun yaptı, ben de yapayım aynen, falan. Aynen o an. Belki olabilir. Mesele. Diyorsun. Ya bir de şimdi milli sporcu falan. Ya çok, çok keşke yapmasaydı. Aramadım Abdü'yü kızmayayım diye. Yani ne yaptın oğlum sen diyeceğim. Zaten çocuk üzgün. Evet. Yani iyice üzmek istemedim. Çocuk kızdım çünkü Abdü'ye ben. Yani gerçekten kızdım. Yani ne gerek var böyle bir şey yapmaya. Hatta beraber çalıştığı bir arkadaşımız var. Onu aradım oğlum dedim ya. Niye böyle bir şey yani? Ya çok gençler be abi ya. Çok gençler ya. Herkes yani hata yapar. Hepsi abi. Çok genç. Bunları, herkes hata bu hataları yapar. Yapıyorlar abi. Yani o kadar gençler ki bir, çok büyük böyle bir anda acayip başarılar elde ediyorlar. Abdü'nün kanalı bir de deli mi ne yani? Çılgınlıklar üzerine kurulu bir kanal. Konsepte yani, de uygun. Evet yani böyle çok severim çünkü Abdü'yü. Üzüldüm yani çocuğun şeyine. Çünkü video koymuş. Özür videosu. Çok üzgün. Onun üzülmesine de üzüldüm ama kızdım. Abi olarak kızdım. Abdü'ye de bunu daha önce başka bir şeyden dolayı da söylemiştim. Ben size kızarım. Siz hiçbir şey diyemezsiniz. Kızarım abi ben. Yani ben kızmayacaksam abi benim abiliğimin bir anlamı yok. Manası yok yani, tabii, uyarmayacaksam. Tabii. Geçmiş olsun, ne diyeyim? Ya keşke olmasaydı. Hiçbirine prim için salladın mı? Salladım. Evet. Çok hemen dobra dobra cevap veriyorsun abi ya. Doğru. Bizim Alper'e. Alper Rende'ye. Evet. Ama o da çok komik oldu. Benim videomdan bir kesit paylaşmış ya da kendi videosundan ama beraber çekiyoruz. Ben telefonumdan onun videosunu açıyorum. Abone değilim. Tamam. Ama abi benim kaç tane hesabım var? Birçok kanalım var. Yani çocuğumla kanalım var, kendi özel hesabım var falan filan. Ondan abone olmamışım. İşte sen abone değilsin falan. Alper story atmış. Nasıl bana millet üstüme geliyor. Uras abi senden hiç beklemezdim falan. Ben de dedim lan sen abone olunacak kanal mısın falan. Yani bir şaka yollu. Ama prim oldu benim için bu. Evet. Yani Alper'in takipçileri geldi, konuşulduk falan. O yüzden o gün anladım aslında neden birbirlerine hep böyle bir şeyler söylüyorlar falan filan. Atışmalar fayda getiriyor. Ya bunu ben zaten... Çok... Meryem Can'la şey Murat. Ya evet o böyle bir video çektim. Çok severim ikisini de. Sosyal deney kavramına karşıyım yani. Sosyal deney yaptık. Ya biz kimiz ki sosyal deney yapacağız? Sosyolog muyuz biz? Nasıl bir bilgi birikimimiz var da biz sosyal deney yapıyoruz? Bir kere sosyal deney lafı terimi yanlış kullanılıyor YouTube'da. Şöyle deselerdi aslında biz bir atışıp denedik. Faydasını aynen. Var mı sosyal yok mu? Sosyal deney kelimesine çok karşıyım. Yumuşatma abi. Mesela bizde zama da şey diyorlar ya, finansal düzenleme evet, diyorlar aynen. Mesela. Onun şey, gibi. Yani bir yumuşatma ya olayı var. Ama bak finansal düzenleme doğru bir terim. Ben sosyal deney yapamam abi. Ben kimim? Nasıl bir bilgi birikimim var? Ne eğitim aldım ben? Ne sosyal deneyi? Anlatabiliyor muyum? Yani
Sen bayağı ikiniz birbirinize düştünüz, kavga ettiniz, güzel priminizi yaptınız, yürüdünüz, böyle yap. Böyle niye? Söyle, böyle aynen, söyle. Aynen, ne sosyal deneyi. Prim için kavga edince oluyor mu dedik, oldu. Olmuş. Yani anlatabiliyor muyum? Tabii ben, daha yapmayacağız ama oluyormuş. Evet, yani sosyal deney lafına karşıyım ben. Yoksa hani bu da var yani abi. Ben Sibelcan Hülya Avşar savaşları arasında büyüdüm. Aynı jenerasyondanız, evet. Sürekli öyleydi. Birbirlerine önlerine ön kattılar. Her gün haberlerde Sibelcan bugün bunu yaptı, Hülya Avşar da bunu yaptı. Normal haber bülteninde bunları izledik biz. Evet. Böyle büyüdüler, ilerlediler, anlıyorum. Ama sosyal deney kelimesi doğru değil. Yani öyle bir yetkinliğimiz yok bizim. Değil, sosyal deney yapabilecek abi, bir yetkinliğimiz değil. Yok. Senin kanalın ismi değişti. Pratik Bilgiler de önceden. Bunu ünlü olmak için mi yaptın? Evet. Doğru. Nasıl abi peki mesela, yani anlatabilir misin? Abi bir gün Orkun, ben Murat, Burak bir alışveriş merkezinde yürüyoruz. Gençler gördü bizi falan. Herkes geliyor işte, fotoğraf çekiliyorlar. Aa, bana pratik bilgiler deyip duruyorlar, lan benim adım var. Pratik bilgiler. Adım var benim bana yani. Bana da yalan dedektörü diyorlar. Aynen yani. Ya ben de ilk YouTube kanalını açtığımda ben bunu zannediyor, kimse yoktu ki bakıp örnek alacağımız. Zannediyorum ki bu internet sitesi gibi bir şey. Koydum pratik bilgiler ismini. Meğer burada bir karakter ortaya koymak gerekiyormuş yani. Ondan adını değiştirdim. Beni bilsinler abi. Pratik bilgiler diye bir neyi, niye bilsinler? Beni bilsinler. En azından bir muhatap olsun. Tabii. Diye şimdi değiştirdim. Artık Uras Benli oldu. Evet. Marka. Peki bu pratik bilgiler kanalında ilk anlattığım pratik bilgiler gerçek hayatta gerçekten işe yarıyor mu? Evet. Ben dedektöre bakmama çok gerek yok. Yüz ifadenden hemen yani böyle çok yani evet de değil, hayır da evet değil. Evet abi, çünkü bazısı yarıyor, bazısı yaramıyor. Ama ya özellikle o dönemde televizyoncuyum ya böyle. Hani çok zor geçtim. Yani YouTuber çok zor oldum ben. Adapte olma. Çok yani zor oradan, yani. Çünkü tabii. Televizyonda işte deryalı günler falan hani bir şeyle böyle gösterirler ya. Hani işe yarıyor. Bakın işte, bakın bu inanılmaz bir şey falan. Öyle bir şey yani, öyle zannediyordum ben. Sonra baktım aslında öyle değilmiş ya. YouTube'da gerçekten ne düşünüyorsan onu söyleyeceksin. Sonra bir format yaptım. İki tane. Deha mı, zırva mı, efsane mi, gerçek mi? Bu pratik bilgiler harbiden yapmaya, yani attığın taş mi? Ürküttüğün kurbağaya değer mi? 10 dakika uğraşıyorsun şişe açacağı yapacağım diye. Saçmalığa bak. Al git bakkala söyle, sana açar. Kendisine promosyon verilenlerden bir tane verir zaten yani. Yani. Bu böyle bir format buldum bu arada. Hani bunları ben buldum. Yoktu YouTube'da. Hiç içine sinmediği halde çöp video deniliyor yani. Öyle bir şey yayınladın mı? Evet. Hatta çöp videoyu kimin söylediğini de söyleyeyim sana. Kim? Tabii ki Orkun. Abi dedi, videoları çöp gibi. Çöp. Onun böyle bir ukala bir tavrı vardır abi. Bu video çöp ya falan böyle. Haklıydı ama. Yani haklıydı. Hatta kanalın hani o videoları ya üretemedim abi. Öyle bir dönemdi yani. Hani yapamadım iyi içerikler. Hoşuma gitmedi. Yüklemem de lazım. Yani video istiyor YouTube. Aynen. Öyle bir dönemim oldu. O günden bugüne çok şey değişti. Şu an ben baktığım zaman birçok kanaldan çok daha başarılı videolar çıkıyor abi. Senin teknik açıdan çok başarılı videoların var. Şöyle bir soru soracağım. Teknik olarak Türkiye'de en iyi kanal sence senin mi? Montajıdır, videosudur. Evet. Bunun iki nedeni var abi. Kara kaşıma, kara gözüme değil. Yani ben çok objektif bir insanımdır yani. Kanalım kötüyken de bak dedim, kötüydü. Yani çöpe çöp diyorsun. Aynen. Abi ben 15 yıllık televizyoncuyum. Hangi YouTuber benden daha rahat olabilir kameranın karşısında? Serkan da inanılmaz yetenekli bir kurgu yönetmeni. Bu ikisi birleşince abi ortaya böyle bir şey ortaya çıkıyor. Doğal olarak en iyisi çıkıyor. Ama içerik olarak söylemiyorum bunu. Benden daha iyi içerikleri olan elbette YouTube kanalları var. İçerik biraz zevk meselesi. Evet, zevk abi. Meselesi. Yani şimdi ben ortaya çıkan iş bakımından söylüyorum. Ben de ondan bahsediyorum. Evet. Al benim videomu Netflix'e koy abi. Benim sorularım bitti. Geldiğin için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim abi. Çok eğlenceli bir video oldu. Aslında videoyu böyle
İçimden çok uzatasım var böyle, daha çok sohbet edelim. Ederiz ya. Sohbet, bu videodan sonra zaten aynen sohbet edeceğiz mutlaka. Ben de bir şey söyleyeyim. Gerçekten hani Türkiye'de eşsiz, unik bir içerik seninki. Hiçbirimizinki gibi değil. Buna da bana şey demişlerdi. Orkun'un konseptini alıp yapıyorsun diye. Dedektörü gelip... çok aşırı fanları çok dikkate almamak lazım. Çünkü takım tutar gibi. Fan değil. Bunu söyleyen bir Ekin Kollama diye bir YouTuber yani. Ekin mi? Öyle söylemişti, evet. Yanlış mı anladık Ekin? Ekin öyle bir çocuk değildi. Bilmiyorum. Vallahi. Aynı firmadalar mı diye mi bilmiyorum. Ya çok eski arkadaşlar. Ekin de ilk YouTuber'lardan biri çünkü. Allah yani Allah. Ben çünkü şeyi çok iyi hatırlıyorum. Böyle karşılıklı oturuyoruz Orkun'la masada. Ben dedektörü anlatıyorum. Gözlerini şöyle açmış bana. Gerçekten öyle mi abi diye konuşuyorduk. Sonradan makine konsept, senin. Konsept ona ait dediler. Ben çok gülmüştüm. Yani güler geçer, gülür geçilecek şeyler bunlar. Yani. Şimdi ben de Ekin'e mi kızayım yani? Mikropapçısı serilerinden birinde, yani Orkun'un yürüttüğü seride Orkun'la beraberdiler bir tanesinde. Kızayım mı Ekin'e? Kızmama gerek yok böyle şeylere. Yok abi, gülüp yani, geçiyoruz. O yüzden olabiliyor. YouTube bu abi. YouTube biraz daha farklı. Televizyon gibi değil. Çok... Biz de atışalım abi arada böyle. Yani, sosyal deney ya, yapalım. İşte bana göre bir şey değil ya. Ben abi evim, işim, çocuklarım, eşim, aşım yani. Başka bir şeyim yok. O yüzden çok özel hayatı eğlenceli bir adam değilim. Ona laf atmam, buna bir şey demem falan. Ama kızdığım var. Sana da söyledim zaten. Evet. Yani çok teşekkürler izlediğiniz için. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kanallarımıza abone olmayı unutmayın. Umarım benle ilgili ve YouTube'la ilgili düşüncelerimle alakalı bir şeyler size fayda katkı sağlar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.